Hocam merhaba. Hocamla Merhaba. birlikte şu anda bizi izleyen herkese de merhaba. Bugün İlber Hoca ile birlikte Samsung Türkiye YouTube kanalını devraldık. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı, Atatürk'ün Cumhuriyet düşüncesinin nasıl oluştuğunu, Atatürk ve kurmaylarının Cumhuriyeti kurarken yaşadıklarını konuşacağız. Hocam Cumhuriyetimizin 99. yılını kutluyoruz bugün. Önümüzdeki sene 100. yıl. Evet. Size bir şey soracağım. Cumhuriyet fikri Atatürk'ün aklına ilk ne zaman gelmiş? Cumhuriyet fikri Atatürk'ün aklına resmi olarak Ankara yolundayken Mazhar Müfit Kansu Bey'e defterine bir program dikte ediyor. Orada demek ki böyle iki arkadaş yan yana konuşurlarken akşamın şeyinde demek ki o Anadolu yolunda Cumhuriyet'in ilanını birinci madde olarak koyduruyor programı. Ama çok yakın bir dostu, güvenilir bir adam Mazhar Müfit Bey bundan. Aklına Cumhuriyet'in çok erkenken düştüğüne hiç şüphemiz yok. Fakat bunu en yakın dostlarıyla hatta okul arkadaşlarıyla bile konuşurken serdetmediğine hiçbir şüphemiz yok. Çünkü yakın arkadaşlar, kendisine hayran olanlar askerler arasında, mesela bunlardan biri Kazım Karabekir Paşa'dır geleceğin, ki beğenir Mustafa Kemal Bey'i. Böyle bir fikri duymaya pek tahammülü olmayabilir. Çünkü bizim askerlerimiz çok modern, çok bilgili insanlar ama hepsi tabii yemin etmiş insanlardır padişaha, herkes gibi. O yeminden biraz çekinirler. Zaten iddiatçı kadrolar arasında da cumhuriyetçi çok yoktur. Mesela Talat Paşa cumhuriyetçidir. Bunu yakın çevresine de serdetmiş. En azından Celal Bayar onun adamıydı, Mahmut Celal Bey. Ve İzmir bölgesi katibi mesulü, yani bölge genel sekreteridir büyük bir vilayette. Mühim adamdır iddiatçılar içinde. Bu gibi bir iki kişi ama üç yoktur o da, yani dikkat etmek zorunda. Enver Paşa cumhuriyetçi değildir mesela katiyen. Onun için bu fikir daima gizlenmiştir. Çok belli belirsiz belki konuşulmuştur. Ama böyle bir programla ve bunu ısrarla tekrarlamakla Cumhuriyet'in en iyi rejim olduğunu bu memleket için serdetmekle vakit geçirdiğini hiç zannetmiyorum. Zaten de çok hassas bir konudur. Bu demek ki 1919 yılının sonlarında bizim kayıtlarımıza göre yakın çevreye beyan ettiği bir fikirdir. İlk yakın çevreye beyan. Evet, şey evet. Denir. Atatürk meclis döneminde katiyen söz edilmemiştir. Fakat ben size söyleyeyim. Sakarya Savaşı'ndan sonra artık Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir lafı. Bazı şeylerin biteceği anlaşılmıştır. Yani çok açıktır bu. Saltanatın. Evet, 22 yılında hele Vahdettin'in, yani son padişah 6. Mehmet'in tahtı bırakmak zorunda kalacağı anlaşılıyordu. Ondan sonra ne olur belli değil. Tahtı kendisi bıraktı Kasım'da, biliyorsunuz. O da bu yılın Kasım'ıdır. Yani 100 yıl oluyor Osmanlı saltanatının bitişi. Son padişahın tahtı bırakması. Ondan sonra efendime söyleyeyim bu iş nasıl devam edecek, ne olacak? Çeşitli formüller çıkmış ortaya. Formüllerden biri saltanat sırası gelen veliaht konumundaki Şehzade Abdülmecit Efendi'nin yalnız halife unvanıyla işe devam etmesi ve bu olay en başta hanedan üyeleri arasında münakaşaya neden oldu. Yani mesela son padişah çok kızardı Abdülmecit Efendi'ye bu yüzden. Benim en çok merak ettiğim şey şu. Atatürk'ün yaşadığı dönemdeki esas rejim hep diktatörlerin baskın olduğu totaliter rejimler. Ama doğru, totaliter rejimler mi, otoriter rejimler mi onu tartışalım. Otoriterle totaliter aynı şey değil. Şimdi totaliter rejim Nazizm. Otoriter rejim Alman Reich'ı, yani Kaiser Wilhelm'in falan. Weimar bir cumhuriyetti. Maalesef çok büyük sakatlıklar, aksaklıklarla devam etti. Sosyalist cumhuriyet Avusturya'da, yani 1918'de monarşinin yıkılışından, imparatorun çekilişinden sonraki rejim fazla uzun ömürlü olmadı ve 1930'larda artık önce Schuschnigg ve Dollfuss'tan müteşekkil birbirini izleyen bir sosyalist
faşist idare geldi. Bu faşist idarenin özelliği İtalya'yı tutmasıydı, Almanya'ya karşı olmasıydı. İtalya 22'den beri hepinizin bildiği gibi uzun yürüyüşüyle kara gömleklilerin monarşiyi ayakta bırakarak kralı, İtalyan Cumhuriyeti'ni artık bir diktatorya cemiyeti olarak ilan etmek. Buna otoriterliğin ötesinde bakmak gerekir. Gene uzun bir iç harp ve o iç harbin sonunda 39'da Franco böyle totaliter bir cumhuriyet kurdu. Şimdi böyle bir dünyada hakikaten enteresan bir şey. Atatürk bir kere 24'te Mustafa Kemal Paşa. O iş inkıtağa uğradı. Bir ayaklanma çıktı ardından. Takrir-i Sütun Kanunu. Sonra 30'da gene Cumhuriyetçi Serbest Fırkayı kurdurdu. İktisadi çıkmazı liberal yöntemlerle dengelemek gibi söyleniyor bunun adı ama bence artık tek partinin otoriter yöneliminde bunalan halka karşı Gazi Paşa bir tarafsız cumhurbaşkanı olarak iki partili bir düzeni öngördü. Bunu telkin etti. Kendi arkadaşına kurdurttu. Yakınlar üye oldu. Rica etti onlardan. Hatta kız kardeşi de oraya üye oldu. Makbule Hanım. Bu da yürümedi. Çünkü iş dönüyor, dolaşıyor. Rejimin çekindiği mürteciliğe geliyor. İrtica Osmanlı İmparatorluğu'nda Osmanlı Hanedanı'nın da sevmediği, çekindiği bir tarz idare ve düşüncedir. Cumhuriyette de hiç şüphesiz. Yani Cumhuriyet'in icat ettiği bir şey değil. Bu irtica denen olaya karşı Osmanlı İmparatorluğu'nda da hanedan karşıdır. Bunu defaatle bugün bile üyeler ifade etmişlerdir. Ve tabii Cumhuriyetçilerin geleneğinde de bu vardır. İş o safhaya gelince, çünkü bir parti kuruyorsunuz muhalif olsun diye, içinde solcular da yer alıyor ve her şeyden evvel mürteciler sızıyorlar. Yani o çok önemli, mürteci denen takım. O zaman iş değişiyor tabii, inkıtağa uğruyor. Serbest fırka deneyinde çok sabır gösterdiği görülüyor Gazi'nin. Başındaki zat zaten o fikirde değil fakat anlaşılan onda da öyle bir şey. Bu sonunda şeye kadar gitti mesela, Makbule Hanım'ın da Yalova köylerinde dini propaganda yaptığı işitildi. İş çok ters geliştiği anlaşıldı. İzmir mitingi olayları çok ters tepkidir. Ne olduğu belli değil. Dolayısıyla bu işte inkıtağa uğradı. Bitti yani. Cumhuriyeti ilan ederken Atatürk'ün hayali nasıl bir Türkiye Cumhuriyeti'ydi? Yani Atatürk'ün hayalinin hiç şüphesiz Batı'da Fransa, İngiltere tarzı çok partili, parlamentolu bir cumhuriyet ve parlamenter sistem. Yani bak konvansiyonel değil. Meclis hükümeti konvansiyonel sistemdi. İhtilal Meclisi. Bu anayasa, 24 anayasası bunu ifade ediyor. Bu artık bir parlamenter sistem. İcranın kendine göre kuvveti var ama meclisin kendine göre var ve meclisin yargı hakkı yok. Yargı hakkının vurgulanması 61 Anayasası'nda oldu bir kuvvettir diye ama hiç şüphesiz ki yargı bağımsız bu sistem dedi. Bunu getirdi. Şimdi cumhuriyet lafı enteresan. Bir terimin kendi. Buna Arapça diyorlar. Hatta ben şunu şahit oldum, hepiniz hatırlıyorsunuz. Yeni kardeş Azerbaycan Cumhuriyeti kurulduğu vakit, Sovyetler Birliği'nin yıkımından sonra Azerbaycan Respublikası dediler, Respublikası dediler. Bizimkilerden bazıları bu Türkçe değil, şunun Türkçesini kullan demişler herhalde. Azerbaycanlılar dedi ki Cumhuriyet Türkçe midir best dediler. Görünüşte Türkçe değil. Doğrudur bu. Fakat Arapça'da cumhuriyet yok. Yani cumhur diye bir kelime var. Cumhur ise şey gibi Almanca'daki Deloitte, Fransızca'daki Legion, işte public falan gibi böyle bir kelime yani. Fazla bir şey değil. Ve bundan bir idare, cumhur diye bir şey idare kullanılamaz. Mesela Venedik Respublikası için, Venedik bir cumhuriyet ya, onlara döküleceğim. Bizim Osmanlı kaynaklarında resmi titülatürde Venedik Cumhuru diye bahsediliyor. Yani ahalisi falan. Bu çok enteresan. Cumhuriyet 19. yüzyılın Türk keşfi. Tıpkı mali kriz için, buhran-ı mali
kriz finansiyeri, Cevdet Paşa'nın icadı, tefriki kuvva, teşkilat-ı esasiye vesaire vesaire, Cumhuriyet'te bunlardan biri. Bu öyle 3 kelime, 5 kelime, 10 kelime falan değil. Böyle bir lügat bu. Yani çok enteresan. Hatta İsrail'de Bernard Lewis'in talebelerinden Ammi Ayalon bunun için bir tez hazırladı. Yani bu önemli. Bu kelimelerin üzerinde durmamız lazım. Cumhuriyet. Aslında Respublika'dan geliyor. Respublika'nın o derecede bir rejim olmadığı açık ki ismi itibariyle. Res şey demek. Publika'da halk şeyi. Bu halk şeyi Cumhuriyet'i karşılıyor. Ve işin kötüsü kelime bileşik bir kavram bile değil. Zihinde öyle yer etmemiş de çekim yaptıkları zaman Republikam, Rebus Publicus, De Rebus Publicis falan gibi böyle Cumhuriyetlerin şeylerin, Cumhuriyeti şeyini falan gibi böyle kelimeyi ikiye ayırarak çekiyor. Atatürk Cumhuriyeti ilan ediyor ama ondan sonra öyle çok da toz pembe bir tablo olmuyor değil mi? Yani... Olmuyor tabii. Nereden olacak? Yani bir kere otarşik bir köy nizamı var. Yani birçok köylerin dünyayla ilişkisi yok yani. Kendi dünyaları içinde yaşıyorlar. Üretim fevkalade düşük ve organik enerjiye bağlı. Ve üstelik imparatorluk dağıldıktan sonra birinci harbin sonunda aşağı yukarı en az verimli, en problemli bölge kalmış Türkiye Cumhuriyeti'ne. Anadolu'muz. Onun için müthiş bir Anadolu milliyetçiliği, köycülükle bu iş götürülüyor. Başka çare yok. Ve tahminen %90 kadarı köylü insanların. Bizim çocukluğumuzda bile, bizim neslin çocukluğunda bile memleketimizin %80'i köylüdür, köylü memleketin efendisidir diye ilkokulda slogan halinde bunu öğretirlerdi bize. Çünkü Türkiye köy memleketiydi. Okuma yazma oranı mutlaka %10'u bile bulmuyordu. O sırada dünyada ne hocam? Ama dünyada öyleydi. Rusya İmparatorluğu dünyaya okuma yazma edebiyat öğretiyor dar bir zümreyle. Onların da %90'ı cahildi. Yani ihtilal olduğu zaman bu yaygındı. Fransa'nın %55'i köylüydü. Birinci harpten sonra da durum değişmedi. İkinci harpten sonrasına da öyle intikal etti. Gerçek anlamda cumhuriyet olmayan fakat gerçek bir konstitüsyonel, anayasal monarşi olan ve cumhuriyetlerden beklenen bütün faziletlerin, meziyetlerin, meclis hakimiyetinin, kanunların yapılışı, denetlenişi, yargı bağımsızlığı, insan hakları konusunda öncü olan ülke doğrudan doğruya hiçbir şekilde eski Yunan parlamentosunu bilmem neyi taklit etmeyen sınıflar için ayrı kameraların oluştuğu değil mi? Lord kamerası, avam kamerası. Buna dayanan bir İngiltere vardır. İngiltere'de köylü sınıfı azdı. Cumhuriyetin sac ayakları Atatürk devrimleri değil mi? Evet, yani bunların unutulmaması gerekiyor. Madde 1 kanunu medeniyle giren sistem, laik hukuk, o değişmez. Sizce bu devrimler değişmez. O hiç şeriatı getirme falan gibi laflar, şeriat orada gelmez. Yani o kanun, medeni kanunun getirdiği miras taksimi, aile hukuku, şahsın hukuku, oluşum değişemez. Mümkün değil. Cemiyet hayatı alt üst olur. Demek ki laisizm, devletin laikliği ki bir anayasa maddesi olarak da 28'de yer almıştır. Devletin laikliği, kanunlar, bunlar ayakları. Yani bu iş değişmez. Bunun üzerinde durmamız gerekiyor. Ve o eşitlik esası üzerinde işte kadın erkek eşitliği, vatandaşların eşitliği. Biliyorsunuz bizde de seçime kadınlar bir sürü ülkeye göre çok erken girdiler. Yani seçme ve seçilme hakkına sahip oldular. Bu sistem buna dayanır. Kemalizm dedikleri bu, adını koydukları. Her şeyden evvel Romanist hukuk içinde yürüyen laik yapılı bir devlet. Bu önemli. Bunun değişmesi çok zor aslında. Yani kimse bunu tersine, aksine pek düşünmesin. Olamaz. Atatürk devrimlerinin sizce en hayati olan 3 tanesini bana söyleyin desem, bir medeni kanun dediniz. Medeni kanun. İkincisi tabii doğrudan doğruya medeni kanundan sonra
laiklik sistemi, medeni kanun etrafında kadın erkek eşitliği, inançlar arası eşitlik. Bu çok önemli. Bu üç ilkedir. Bunun dışındaki şeylerin hepsi değiştirilebilir, değiştirilemez. Değiştirilse de hiçbir şey değişmez. Onu size söyleyeyim. Size niye sordum bunu biliyor musunuz? Harf evet. İnkılabı sizin için ne kadar önemli bir devrimdir? Harf inkılabı fevkalade önemli. Türk dili için önemli. Çünkü 8 tane sesliyle konuşan bir milletiz. Yani bizim lisanımızda 8 sesli var. O harflerle bu yazılamıyor. Orada 3 tane sesli var. Hatta 2,5. Çok önemli bir şey bu. Ve şimdi de mesela yani adeta kompütür sistemi, bilgisayarların kullanımı veya belki dışarıdan telkin. Bir sürü gençler seslileri yutarak hızlı konuşuyorlar. Dil bozuldu, anlaşılmaz hale geldi. Bunun önünü almamız lazım. Televizyonlar da taklit ediyor bunu çünkü. Dil, harf devrimi çok önemli yani Türkiye için. Efendim eski miras gitti, hiç alakası yok. Zaten o harfleri bilenler her zaman azdı. Eski nesillerin de Osmanlı kültürünü hakkıyla araştırıp çıkardıkları söylenemez. Bu yok. Şimdiki gençler, genç mütehassıslar çok daha iyi eski tarihçilerden o konuda, onu söyleyeyim size. 99. yılını kutluyoruz Cumhuriyet'in bugün. Sizce Atatürk'ün kurduğu, bugün 99 yaşındaki Cumhuriyet, Atatürk'ün hayal ettiği halde mi? Bir takım yönleriyle evet. Sanayiyle, tıbbıyla, mühendisliğiyle, yetişmiş gençlerin sayısı itibarıyla, köy ve kent arasındaki geçiş eşitlik dolayısıyla, kadınların durumu itibarıyla hayalinin ötesinde bir atılımdır. Ordumuz dünyada talim yaptırabilen nadir ordulardandır. Türkiye sanayileşmiş bir ülkedir. Bu çok enteresan bir şey. Sanayi cılızdı, kör topal gidiyordu. Onu sanayileştirmek sorunu vardı. Türk hümanizmini diriltmek lazım. Yani o da nedir? Doğunun ve batının sentezini yapacak gençlik. Bu vardı, kaybettik. Şimdi dirilmeye çalışıyor. Ona devam etmemiz lazım. Hocam Cumhuriyet Bayramı bizim için çok büyük bir bayram. Çok kutlu ve çok mutlu bir bayram. Şu anda bizi seyreden binlerce insan var. Sizin bayram temenninizi, özellikle bizi izleyen genç insanlara dair, Atatürk'ün fazilet dediği Cumhuriyet'in bayramına dair sözlerinizi alarak kapatalım isterseniz. Dünyaya açık bir eğitimi sürdürelim. Türkiye'nin bizim olduğunu bilelim. Cumhuriyetçilik ve cumhuriyet şuuru bunu gerektiriyor. Ve her an Türkiye'nin sahibi olduğumuzu, gerçek sahibi olduğumuzu hatırlayalım.